Mübarek Tebbet ya da Mesed Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da. Ne malı fayda verdi ona, ne de kazandığı. O, alevli bir ateşe girecek. Karısı da, odun taşıyıcı olarak, boynunda bükülmüş bir iple. Bu mübarek surede bahis konusu olan kişi, Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam, öz amcası olan Ebu Leheb'dir. Fakat ne yazık ki Ebu Leheb, Hazreti Peygamber'e aleyhissalatu vesselam olan bu yakınlığına rağmen, İslam'ın en azılı düşmanlarından biriydi. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, önce en yakınlarını İslam'a davet etmek, İslam'ın esaslarını onlara anlatmak üzere, alemlerin Rabbi Yüce Allah'tan Celle Celaluhu emir aldığı zaman, hepsini bir yere topladı. Ve onlara, kendisini nasıl bildiklerini, söyleyeceği şeye inanıp inanmayacaklarını sordu. Onlar da, seni çok doğru ve emin biliriz. Ne söylersen doğru söylersin dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, bilin ki Allah beni size elçi olarak gönderdi. En yakınlarıma kendi emirlerini söylememi ve dinlemeyenleri ahiretin azabıyla korkutmamı emir buyurdu. Gelin, hep birlikte evvela Allah'ın birliğine, ondan başka ilah olmadığına ve sonra da benim hak peygamber olduğuma ve ahiret gününe iman edin. Putlarınızdan yüz çevirin. Eğer size bildirdiğim hak ve hakikate samimiyetle, şeksiz şüphesiz iman ederseniz, selamete erer, kurtulursunuz. Yok eğer böyle yapmaz ve beni dinlemezseniz, sizin için Allah'ın azabından kurtuluş yoktur, dedi. Azgın bir müşrik olan Ebu Leheb de bu toplantıda hazır bulunuyordu. Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam bu öğütlerini işitir işitmez son derece öfkelendi ve ayağa kalkarak "Yuh sana! Bizi bunun için mi topladın?" diye bağırdı. Ve orada bulunan cemaati dağıttı. Hepsini Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam aleyhine kışkırttı. Kureyş kabilesini ondan soğuttu. Bu kadarla da kalmayarak ondan sonra da bir taraftan kendisi, bir taraftan karısı var kuvvetleriyle Müslümanlar aleyhine çalışmaya başladılar. İkisi el birliği ederek Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam yardım edecekleri yerde, onun aleyhinde fitne ve fesat ateşini alevlendirmek için ne lazımsa yaptılar. Sihirbaz olduğunu, deli olduğunu söylediler. Böylece İslam'ın yayılmasına, cahiliye karanlığı içinde boğulan ve kendilerine gidecek bir yol arayan insanların doğru yolu tutup gitmelerine engel olmaya çalıştılar. Hele Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam şahsına ve Müslüman olanlara çok büyük eziyetler yaptılar. Fakat bunların bu çalışmaları, bu didinmeleri nasıl bir netice verdi? İşte bu mübarek sure nazil olduğunda bunu ta önceden haber veriyordu. Ebu Leheb'in Müslümanlık aleyhine çalışan iki eli kuruyacak, kendisi de yok olacak. Yalnızca bu dünyada değil, ahirette de muradına eremeyecek. Onun ve karısının bütün uğraşmaları boşa çıkacak. Ve Müslümanlık her tarafa yayılacak, kökleşecek, yaşayacak. Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam ve tebliğ ettiği hak dinin karşısına bir değil, bin Ebu Leheb çıksa bu gerçek değişmeyecek. Ona aleyhissalatu vesselam karşı açılan ağızlar günün birinde kapanacak. Ona aleyhissalatu vesselam karşı kalkan eller kuruyacak. Ve o ellerin sahipleri en feci bir ölümle daima yok olacak. Mübarek Tebbet suresi örneğinde olduğu gibi, gelecekte olacak şeyi oldu diye bildirmek, yalnızca alemlerin Rabbi Yüce Allah'a Celle Celaluhu mahsus olan çok özel bir ifade şeklidir. Ve bildirilen şeyin mutlaka gerçekleşeceğinin kesin bir delilidir. Hakikaten Ebu Leheb muradına eremeyerek hüsran içinde ve korkunç bir şekilde öldü. Hem yalnızca Ebu Leheb değil, onun benzerleri de tarih boyunca hep aynı akıbete uğradı. İslamiyeti yıkmak için uğraşanların elleri kurudu, sesleri kısıldı ve sonunda hepsi helak oldular. Ne malları, ne kazançları, ne şöhretleri, ne de mevkileri kendilerine fayda verdi. Layık oldukları akıbeti önleyemedi.
Ebu Leheb Arapça'da alev babası manasına gelir. Dolayısıyla bu mübarek surede yalnızca onun değil, bu vasıfta ona benzeyenlerin, yani Hazreti Peygamber'e aleyhissalatu vesselam ve İslam'a karşı ateş püskürmek isteyenlerin hallerine ve başlarına geleceklere de işaret edilmektedir. Onlar da İslam'a karşı olan amansız mücadelelerinde başarılı olamamışlardır, olamayacaklardır. Dünyaya kötü adlarından başka bir şey bırakmamışlardır, bırakamayacaklardır. Ahirette de cehennemin yakıcı ateşine atılmak suretiyle yaptıkları kötülüklerin karşılığını bulacaklardır. Ebu Leheb'in karısına gelince, bu kadın, Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam geçeceği yollara geceliğin dikenli ağaçlar ve dallar koymak suretiyle ona eziyet eder ve böylece kocasına yardımcı olmaya çalışırdı. Bunun için bu mübarek surede odun taşıyıcı olarak tanımlanır. Arapçada odun taşıyıcı ifadesinin bir manası da kundakçılık yapmaktır. Ve insanlar arasında gerçek dışı sözler, çirkin dedikodular yayarak, iftiralar atarak fesat yangını çıkartan kötü niyetli kişiler için bir mecaz olarak kullanılır. Gerçekten de bu kadın Müslümanlık ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam aleyhine bu manada kundakçılık yapmaktaydı. Mübarek surenin son ayet-i kerimesinde geçen mesed kelimesi ise Arapçada maddesi ne olursa olsun bükülmüş iplerden yapılan her türlü şeyi gösterir. Burada Ebu Leheb'in karısının boynuna dolanmış olarak bildirilmesi, hem bu kadının kötülüğe meyilli, bozuk ve eğri tabiatını, hem de mübarek Kur'an'da bildirilen her insanın kaderi boynuna bağlanmıştır manevi gerçeğini edebi bir üslupla ortaya koyar. Mübarek Tebbet suresinin bizlere verdiği büyük ders kısaca şudur. İslam'a, hak ve hakikate düşman olan ve onu ortadan kaldırabilmek için kundakçılık yapan kimseler, başkaları için değil, yalnızca kendileri için kötü bir akıbet hazırlarlar. Bir başka deyişle, kendi elleriyle, kendi çukurlarını kazarak, kendilerini saracak ve yakacak olan cehennem ateşinin yakıtlarını hazırlamış olurlar. Böylece mübarek Tebbet suresinin kısa meal tefsirini tamamlamış olduk. En doğrusunu bilen hiç kuşku yok ki, alemlerin Rabbi Yüce Allah'tır Celle Celaluhu.